Adele'in 3. albümü 25. Yaşamanın ve ruh halinin bir yansıması olarak adlandırıyor. Bir uyum kaydı. Eski benliğine özlem, nostalji. Zaman geçişiyle ilgili melankoli. Annelik pişmanlığı. Elektronik, yaratıcı kalıplar. R&B öğeleri. 1980. Evet, buradan direkt yani albümü nasıl yazdığını açıklıyor. Albümün farklı olduğunu söylese de değil. Albüm farklı bir albüm. Çünkü çok açık, apaçık bir şekilde renklerini ayırabiliyorum. Bu da ilginç bir şey. Bu ilginç. Çünkü tarzını net bir şekilde, yani o kadar net ki bu albümde. Yani bence bu albümde şey, yani çok belli, çok apaçık bir. Benim teorim, bir sürü sanatçı da var. Renk ve enstrüman aslında. Yani enstrüman çeşitliliğini görüyoruz albümde. Aynı 19 gibi seviyelerine de ayırabiliyorum. En güçlüden orta ve az kolay olanlar ve albümle ilgili, yani bu cover demeyeceğim ama bu basit. Bu da Swedish version'da. Basit yani, hafif. Biz normalde alışkınız Someone Like You gibi güçlü bir şarkıyla bitirmeye, ama bu sefer albümle alakası olan Angelo. Yani albüm biraz Adele'in evi. Yani yine böyle de bir geçiş var gibi. Tam yok ama, yani tam yok. Bu albümü aslında şey dinleyecektim. Aynen şuradaki gibi dinleyecektim ben. Yani şu halde dinleyecektim. En güçlülerden başlayıp, ama yani 20, 19 ve 20, 21'de olduğu gibi, yani bir hikaye, bir şeyi anlattığı için, o yüzden albümü sırasını bozmayacağım. Aslında bozarak şey yapacağım. Bu sefer bozmayacağım yani. Çünkü çok başarılı. Yine aynı telefon. 2015'te bunlar vardı yani. Telefon çekmiyor. Yani Adele yine herkesten uzakta başlıyor. Yine koltuklar çıktı. Sandalye. Yine sandalye. Hello. It's me. Yaşamaya başlıyor ya. Evde yaşamaya başladığı gibi, o ateşi yaktığı gibi hele. Hello. Bakın yine evi görüyoruz yani. Merhaba ev, ben geldim. Ev Everything yani. İngiliz çaylar. Hadi. they say. Yani Adele gözünden görüyoruz her şeyi. Yani İngiliz şeyi, sembol gibi bir şey. Doctor Who. O da öyle, o da İngiliz. Kimse yok. Bu yine River olabilir. Hayaletimiz gidişini, yani gidişini hatırlar. Adele'in evi. Yine aslında Skyfall gibi de. Değil mi? Zaten yani evet, Adele'in evi. Sanki bir hayaletle konuşuyor. Yani konuşamıyor, hayalet gibi. Aramızda çok milyonlarca yıl. Niye yani milyonlarca mil olsun ki yani? Öldüğü için. Aramalıydım. Keşke arasaydım. Keşke üzgün olduğumu söyleyebilseydim. Başka bir şey yok. Zaman tükeniyor. Yani Adel'in evi. Adel'in yuvası. Yuva. Hani dedim ya, Adel Boğa burcu 19. Ay burcu Yay 21. 25'te etrafa gösterdiği yükselen burcu Yengeç. Yengeç ev burcu. Yani zaten dördüncü evde yuvayı temsil ediyor. Adel'in yuvası bu. Kimse yok. Es bırakmış gitmiş. Tekrar geri dönüyor buraya. Yani aslında sürekli yaşadıklarında geri dönüyor orada. Bu da olabilir. Aramaya çalışıyor, arayamıyor. Lionel Richie. Hello. Evet, o şarkı. The Wire. Michael Aa, bu bilmiyorum. Bu rol. Ama wire şey işte. Telefon şey değil mi? Orada da bir anlam olabilir aslında. Videodaki kapaklı telefon. Garip teknoloji seçimi hakkında. Javier Dolan mı? Xavier mi diyeceğiz ya?
Günlük hayat değil bu diyor. Aynen. Reklam olmasın diye yapmadık diyor. Ne gereği var? Yani bu iki şarkı arasındaki uçurum yani. Yani 2015'te albümü satın aldığımda gereksizdi yani. Bu ikinci şarkı beni hayal kırıklığına uğratmıştı. 25 o yıl 2015'te piyasaya çıkmadı. Adele yani gizli tutuldu. Satın alanlar dinleyebiliyordu. Satın aldı mecburen. Ama yani ikinci şarkıda beni hayal kırıklığı. Üçüncü şarkıda tamam dedim ama yani iki dinledikten sonra insan bir düşünüyor yani. Zaten videonun da amacı yok kesinlikle. Sadece bir sürü Adele, bir sürü Adele, bir sürü bir sürü. Yani videoda etkisiz, etkisiz eleman. Yani bu kadar basit bir şarkıyı bilmiyorum. Ya yani ben olsam bu kadar büyük bir albüme ama sözler albüm yani. Ben bu albüme layığım diyor. Ama visuals yani bu kadar basit olunca gülüyorsun yani. Gülüyorum. Ama diyeceksiniz ki Lana mı? Lana Blue Bannister mi? Bu mu? Tabii ki Blue Bannister daha büyük bir felaket. Sen kendi kanıtlamışsın Lana yani. Adel'de öyle bir şey yok. Adel zaten kendince bir sanatçı. Hani onun da iddiası yok. İddiasız, o da iddiasız yani. Ama her şarkı değil. Yani evet, aynen. Yani her şarkı için değil. 25 benim en sevdiğim albüm. Hepsi Adel. Yani bu kadar derin bir albüm değil bu. Yani bu derin bir albümde yine bu şarkının olması, yani hem derin üzücü parçalar var ama böyle mutlu, eğlenceli şarkılar da var. Yani albüm şu ve şu yani ikisi. Hem çok derin hem değil. Yüzeysel öyle. Keçi bir şarkı yani. O da var. Öyle de bir durum var. Yani şimdi çok derin olmayınca aslında bu tarz değil Adel. Yani burada bir şey var, bir zıtlık var. Adel böyle bir şey değil, böyle bir şarkıcı değil ama öyle görüyoruz gibi. Öyle de şarkılar yapabiliyorum gibi bir şey. Yani bir tokatlıyor bir albüm başta size. Dikkat edelim. Daydreamer değil. Ama şey, Rumor Has It ikinci parçaydı. I Miss You üçüncü parça, üçüncü albümün üçüncü parçası. Tam albüm yani albüm deyince 19'da öyle bir parça yok ya. Hometown Glory o parçaysa eğer. Hometown Glory. 2'de 21'de yani. Rumor Has It olabilir. Ama üçüncü kesinlikle I Miss You yani. Albüm deyince aklıma bu şarkı geliyor. Çok derin bir, en derin parçası herhalde aynısı. Çok seviyorum albümü. O yüzden bu albüm resmen batıyorsunuz. Böyle derinlere iniyorsunuz. Bateriye bir bakın. O kadar güçlü ki. O çok şey sanki 21 gücünde. Adel bu yani. Adel bu. Lights Go Down sanki şey gibi ya. Zaten resmen suya girdik intro ile birlikte. Sanki aklıma şey geliyor. Hatta onu dinleyelim mi ya? Bir şiir yazmış. Ta 18 yaşındaydım. Yani ben 18 yaşında 2016. Onu bak dinleyebiliriz. Let's Go Down. Sanki böyle kocaman bir salon. Kocaman salon da değil. Böyle gökyüzü. Böyle ışıklar düşüyor böyle hani
Set the fire rain again de. Ateş yağıyordu. Burada da sanki ışık düşüyor böyle ışık. Bir sürü ışık. Sonsuz ışık düşüyor. Aklıma yani çok yani çizebilsem çizmek isterdim yani bu şarkının çizdiği hayali mi? Resmen bir yer yaratıyor. Sanki ruh. Ruh yani bu ruh. Böyle bir geziniyor sanki böyle. Gökyüzünde gidiyor gibi. Pull me in, beni içine al. Beni kendine çek. Beni içine al gibi. Seksüel ya. Her tarafında seksüel var. Ah. Resmen yani ne izledim, ne yaşadım. Beni nerelere götürdün? Mis özlemek, kaçırmak, kaybetmek. Her şey olabilir. Seni özledim. Seni kaçırdım. Seni kaybederim. Her şey olabilir. Tamamıyla hepsi şey. Seksüel yani. Hepsi. Işıklar söndüğü zaman seni özlüyorum. Bana ışığı ver. Adel karanlık. Dişil güç. Karanlık dişil güç. Erkek. Yin. Yang mıydı? Yin, pardon. Yin. Yani pozitif, ışık. Kalbini getir, ben ruhumu getireceğim. Yani sıcak o, benim ruhum soğuk. Egom. Yani Adel'in egosu. Yani benlik. Ego, benlik demektir. Benliğime karşı ağırlık. Bilinmezliğe adım atmak istiyorum. Senin her bir parçanı istiyorum da biraz parçanı istiyorum gibi. Cennetine okyanuslarına. Oh Adel. Zalimce dokun. Yani tamam işte bu. Yani nasıl bir hikaye yazdık? Burada ayrıldık mı buradan? Bir şeyin yaşanmadığı yere. Burada gittiler artık çocuk değiliz. Yeni sevgiline sevgilerimi yolla ben gidiyorum. Hazırım gidiyorum. Burada da nereye gidiyorsun Adel? Ayrıldık, ayrıldık, gidiyoruz. Yani bu biraz nereye gidiyor? Ne oluyor orada? Şiir mi okutayım? Amacım şey değil yani de. Zaten bu bir ses kaydı yani. Bakın Adel ile bir övgüydü burada. Ama tabii illegal yani. O yıl illegaldi bu. Yani Adel'in yayınlamamız yasaktı. Derinliklerden bir yerden ruhun sesini duyuyor. Sanki aşkın kalbi koyu maviden bir gökyüzünde oturuyor. Sarı ve mavi safirden parıltılarla dolusu damlaları üzerimden geçiyor. Su birisinin ince buz tutmuş göletteki dokunuşları gibi. Işıltısız hayallerimde aşkım sanki orada kalmış. Kendimden daha büyük bir parçamı içinde hissediyorum. Gece mavisi okyanusun derinliklerinde. Bu yine yani albümün aslında içinde. Zaten o yüzden yani yine his albümün bana hissettirdiklerini yine yazınca oluyor. Yine suda sürüklenip gidiyor. Sürükledi beni yani o yıllarda da. Gençliğimi boğdu. Aferin. Hep yani aynen. Benim çoğu gönderimde hep ilham aldığım çok kişi var. Yani bir açıklasam size hiç senin fikrin yok mu dersiniz bana. İlham almak güzel bir şey yani. Abartmamak. Abartıyor gibiyim biraz. Bunun da aslında Vevo bir performansı var ama onları dinlemiyorum. Bakın. Çözdük Adel'de. You. Yani her you dediğinde aslında kendisiyle konuşuyor. Aa bir de bak onu söylemeyi unuttum. Bu gözler. Çok cesur bir seçim bu. Yani apaçık Adel yani. Apaçık Adel. Sanki ve gözleri mavi ya burada renksiz tabii ama sanki derin yani sizi derin bakıyor. Gözlerin içine giriyorsunuz. Yani yine kendimizle konuşuyoruz. Yine evin gibi hissediyoruz.
Yengeç burcu yani 25 karakter. Gerçekleşen bir rüya gibisin. Aynen. Bu sefer de ego. Adel'in egosu. Adel'in insanlara gösterdiği şekli. Herkes seni izliyor. Ama bu yani albümü o yıl yayınlamaması gizli kalıyor. Yani aynı 19 gibi gizli kalıyor. Yani tamam Adel apaçık yani apaçık ortada ama gizliyor onu. Yani bu gizlemenin altında şey var. Müzik endüstrisine, batan müzik endüstrisini kurtarmak var ama bence öyle bir anlam. Soul. Kendimizden bahsettik. Film gibisin, bir şarkı gibisin. Bu ışıkta seni fotoğraflandırayım. Yani yine anı yaratıyoruz. Çünkü bu son kez olabilir. Gidecek mi? Yine Don't You Remember gibi yükselen, yükselen. Hele o sonundaki şey. Ama o kadar şey ki, profesyonel ki yani. Wow diyorsun. Yani Lana Del Rey'in Honeymoon şeyinde yine 2015 yani o kalitede daha farklı ama burada daha Adele yani. Adele'in Honeymoon'u gibi 25. Zaten aynı yıl çıkıyorlar. Yani çok ben kaliteli, ben en sevdiğim favorim, yani favorilerimden biri. Korkularına yüzleşmekten daha cesur. Ama burada 21 gibi farklı değil yani. Kendisi ve cesur. Gidecek o da yani bu an tabii ki gidecek. Yani. Ta 25 yaşında When We Were Young. Sanki şey gibisin. Yani 50 yaşındasın da yani. Yok öyle bir durum yok. Ama bu bir seçim yani. Geçmişte kalmak istiyor. Gitmiyor. Hep evinde Adel. Hep evinde. Hometown'unu bırakmıyor. Yani. Evini bırak. Bağlı. Dediğimiz gibi yani seçim. Saygı duyuyorum. Ama yani zamanının en iyi müziği yap desem yapıyor yani. En iyisi şu an. Sanırım yine Grammy'yi iyi parçalamıştı yani. 6 ödül mü ne aldı? Hiç önemli değil bana göre ama. Hatta Beyoncé'den mi aldı? Beyoncé üzüldü falan. Bir şeyler olmuştu. 70'ler tarzı ışıltılı disco balat. Kayıtta kullanılan piyano Philip Glass'a aitmiş. Ya bir şey vardı ben hatırladım da. Geçmişe dönüyor evet yani. Ah. Bu ben Hello'dan sonra diyorsun ki yani daha başka nasıl sergileyebilir bu sesi? Her seferinde yapıyor ya her seferinde. Çok etkili bir şarkı değil ama burada bile bir şey var yani. Bir sergiliyor yani bir şekilde sergiliyor sesini. Acı seni derinden yaraladığında, geceleri seni uyutmadığında göreceksin, senin çaren olacağım. Yine 19 gibi hayallerde değil. 21 gibi ne oluyor? Yıkmıyor yani. Ne oluyor demiyorum. İyileşiyor. Ama yine 19'da gibi. Dünya çok zalim göründürdüğünde ben seninle birlikte olacağım. Sen gel diyor. Ben seni korurum ama yani insanlardan kaçarak korur. Yani sana yüzebilen nehir benim için çok derin ya da çok geniş. Sana yüzebilmek için yine bir yanlış çeviri. Aa sana yüzebileceğim bir nehir yok. Öyle bir şey yok diyor. Zaten gel yani öyle bir durum zaten yok. Gel diyor. Yine derin olmayan hikayeler olabilir mi? Derin değil yani. Kendi dünyanın dışına çıkmak için çaresiz nefes alıyorum. Önceki halimize diyor. Şimdi nefes alabiliyorum. Çok çaresizim ama şimdi değilim. Yine iyileşen yani. Evet ya. İyileşiyor gibi. Hafif bir şarkı. Burada bu şarkıya da ben kızıyorum. Yani hafif şarkılar. Yani hafif bilmiyorum ya.
Ben bil yakıştıramıyorum. Keşke olmasaymış bence ama. Ah, free. Ya free çok çok var yani Adel. Ah. Vokaller şey gibi. Ses gidiyor sanki. Ah. Kötü değil ama çok iyi de değil. Burada bir deyim. Köprünün altından sular geçti. Yani ah yani gitti. Bir sürü zaman aktı. Yani yine su zaman. Yine bu Virginia Woolf'un The Hours, saatler. Yine o kitap. Yani yine aklıma yine o kitap geliyor. Yani su zaman gibi orada. Bir şeyler akıyor yani kitap boyunca. Yine belki anlatmışımdır. Akıyor, akıyor, akıyor. Bir gün. Bütün kitap bir günü anlatıyor. Belki akıyor. Zaman gibi. Akıyor, gidiyor. Burada o zaman yani su. Seni dizlerin üzerine çöktüreceğim. Yine cesur sözler. Senin vahşiliğinde burası çok soğuk. Koruyucum ol. Beni istemiyormuş gibi davran. Kimden saklanıyorsun eski dostum? İstediğim tek şey aşkındı. Yine bir geri dönüş. Ne oldu şimdi? Burada birlikte olmuştuk. Koptu ya. Birlikte olduk. Burada ne var? Korkularını yüzleşmekten kendimiz iyileştiriyoruz ve yine geri mi dönüyoruz? Yani aslında kopuk da biraz açıkçası çok anlamlı değil. River Lee benim kişisel favorim. Yine o su. Aslında bu da su. Yani zaten başlığında da su var. Yine su. Albüm zaten hatırlarsanız çoğunlukla mavi yani. Topluyorum mavi yani. Altı mavi. Zaten 14 şarkı var. 4, 4, 6. Yine sonunda da söyleyeceğim bir şey. Yani 21'de bir ateş, bir değişim, bir farklı bir şeyler varken 3.'de yine suya ve yine geriye dönüyor. Ölmekten korkuyorum. İçime girmeni kabul edersem sahte olduğunu görmenden korkuyorum. İşte yani bu yüzden bu şarkı şey yani 21'de gerçekçiydi hatırlarsınız. Yine gerçekçi. Hatta bana 21'den daha gerçek geliyor yani. Çünkü fake, Adele fake. Hani onu kabullenmiş yani. Kalbim bir vadi. İnsan yapımı. Yüzeysel. Shallow. Derin değil yani. Erkek yapımı. Man-made. O niye öyle bilmiyorum o erkek yapımı. Yani el yapımı da olabilir yani. Man-made. El yapımı da olabilir. Genç olunacağını öğrenmem gerek. Evet yani bu bir gerçek. Adel'in gerçekliği. Roots, köklerim. Damarlarım. Ay. Yani yine bir Hometown Glory. Hem oradaki hayalleri hem de 21'deki o kendimizdi mesela ya da sevgilimizdi. Onun birleşimi olmuş. Şurada bu son kısımda en arkada bir adam var. Bu adamı şurada da duyacağız zaten. Burada da duyacağız aynı adamı. Yani I Miss You gibi. Yine o tarzda açıkçası. Onlarda. Kanımda ve bu acıyı dindirmek için her kalbe lekelerim diyor. Yani Adel'in acısı dinleyenlere geçiyor. Lee nehrini suçluyorum. Geçmişimi. Şimdi
Nehirden, bir nehir kenarında yaşasaydınız, bilirdiniz. Bir yaşayanlar bilir. Böcek fışkırır, hastalık fışkırır. Yani oraların böcekleri bile bir değişik olur yani. Nehir şeyleri, hastalık taşır nehir, kokar. Öyle de bir şey var burada, yani bir hastalık gibi. Herkese yayılıyor. Adel'in kalbinden yayılıyor. Yine burada nehir. Bak burada köprünün altından sular. Daha bu boğaz gibi. Yine bir su. Burada ocean'dı hatırlarsanız. Ocean. Yine var yani şeylerde de var. Burada yine river. Burada nehir yok diyor. Burada var. Anlayamıyoruz. Deliliği ne demek aslında? Yani çok da bir anlamı yok. Koru, ağaçlık, otlak, çayır. Yorgun, bitkin. Boş alan, meydan demekmiş. Li, İbrani din büyüğü Yakup'un 2 yaşından ilki olup tekvine göre 12 İsrail kabilesinden 6'sının ve ayrıca bir de annesi, kızın annesidir. Li, Lavan'ın kızı ve Yakup'un en çok sevip de evlenmek istediği Rahel'in ablasıdır. Michelangelo'nun bir heykelinde Musa'nın hükmü. Rahel ve Li heykelleri. Olağanüstü boyutta oturan heykelin her iki yanında. Rahel, Li. Bu Musa'nın başında yer alan satiri boynuzu. Rahel, Li. İki boynuzundan bir alakası yok belki. Hatta bu gerçek bir nehirdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bak koymamışım onu. Gerçekten böyle bir nehir varmış. Yani her şey hakkında olabilir. Yani tek bu yani. Başka da yine yok. Ama yine Painting Pictures, Keep Burning gibi yani bu şarkı. Bu da su yani. Bu albümde su. O su yani yine su vuruşları. Kendi suyundan ayrılmaz, kopmaz. O suyundan güç alır. Yine onu orada var, o da var yani. Adel yükseleni yengeç ve gitmiyor Adel burada. Yine 19 gibi de aynı zamanda. Gitmiyor. Geçmiş. Onun özü. Özütü. Özütü. Çok net ya. Çok apaçık ya. Adel yani. Sesi apaçık. Kanıtlayamam yani o sesi. Baba var. Yine bu kadar basit, bu haricinde basit şarkılardan geldik. Yine bir güçlü bir şarkı diğerlerine göre. Yine fark ediyorsunuz yani farklı gibi. Nasıl bir hikayeyle geldik buraya? Diz çöktürmüştük, evet. Geçmişi bırak, başucumda olmanı istiyorum. Koruyucum olmanı istiyorum. Aa, burada aslında yani herkes bana devam etmemin tam zamanı olduğunu söylüyor. Ama ben gidemiyorum. Yine geçmişten kopamazken gözlerin üzerinden çek ki gidebileyim. Yine etkileyici bir cümle. Beni izlerken fikrimi değiştirme. Karanlıkta sevemiyorum. Evet yine geçmişteyiz aslında. Ama aramızda boşluklar, aramızda okyanus var resmen. Kıtalar var. Ben çok değiştim. Onsuz yaşayamayacağım bir şey var. Sevgi. Devam etmek istemiyorum. Görmezden gelirsek daha az savaşırız. Yüzleşemem. Kalmamı isteme benden lütfen. Ben gideceğim. Hani diğer ikisinde 7'de bir şey bitiriyorduk ya. Bu sefer öyle bir şey olmadı. Ama burada yine bitiriyor gibi yani. Beni kurtarabileceğini sanmıyorum. Sadece biz değiliz. Pişman değilim. Yaptığım her şeyden, söylediğim her kelimeden. Hayatım nasıl? Yaşamak istiyorum. Hayatta kalmak istemiyorum. Yine zalim bir erkek ya. Yani zalim biri bu. Adeli
tutuyor hep. Ama Adel gitmek istiyor yani. Beni kurtaramaz. Kurtarmaya mı çalışıyor ki yani? Niye kurtaramıyoruz? Nazik olmak için zalim ifadesi. Bir sürü şarkıda geçiyormuş. William Shakespeare'den geliyormuş. Hamlet, Claudius'la olan ensest ilişkisi nedeniyle annesi defalarca azarlar. Sert bir eleştiriden sonra annesinin özür diler ve şöyle der. Zalim olmalıyım sadece nazik olmak için. Böylece kötü başlar ve daha kötüsü geride kalır. Karanlıkta birini sevmenin bir kalp kırıklığını geciktirmek olduğunu deneyimleriyle anlıyor. Karanlıkta aşk, The Eclipse of the Heart parçası. Devam ediyoruz yine. Ama çok etkileyici bir müzik. Yine sözler yani yine geri döndü. They can't look in the eye. Ah canım. Ah yazık. Kopmak isterken geçmişten ve yine özlemek. Uçmayı öğrenmek ve koşmayı öğrenmek. Yine Last for Life'taki görmüştük ya. O şey var buralarda da. O anlatım tarzı var. Tabii Last for Life nereden aldığını görüyorum. İlham veriyor yani. Ödemem gereken çizgilerimi kazan ve ruhumu beslemek. O tam sesleri ruhumu beslemekten sonra çıktı. Sadece benmişim gibi hissediyorum. Reflection aşk gibi gözlerine bakamayan kişi. Keşke biraz daha yaşasaydım. Yani erkenden üne sahip oldum. Herkesin hayalidir ama girenler bir istemiyor nedense. Arkadaşlarımı özledim, annemi özledim. Milyonlarca yıl önce yani seneler öncesine. 25 yaşındasın. Ne kadar çok yaşamış olabilirsin ya. Flashing by. Sanki böyle şey. Ün. Hayatım gözlerinden geçiyor. Flash flash flash. Yine ölüm gibi de. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Watching crime gibi orada. Ama crime. Beni tanımıyorlar bile. Büyüdüğüm sokağa gittim. Kimse gözlerime bakamadı. Benden korkuyorlar hatta. Oh. Beni tanımıyorlar gün için. Adel hep karanlıkta çünkü. Aynen. 21 ile karşılaştığımda eskide. Aa bu şey evet. Bu bu melodik kalıp bu. Bu altındaki gitar yine love song basitliğinde. Bu bir melodik kalıp. Bak akor ilerlemesi. B7. MI7. Bu Ahmet Kaya acıları tutunmakla şey oldu bir ara. Dava falan açacağım dedi. Çalmış. O Mary Carey My All yine The Phantom of the Opera'da benziyordu zaten girişi. Ama yani sizce Adel dünyanın dünyaca ünlü bir sanatçı Ahmet Kaya'dan mı alacak? Zaten o melodik bir kalıp. Ama yine Ahmet Kaya mıdır yani? Alır mı sizce? Biraz mantıklı olalım yani. Olur, olur var mı ya? Yani niye alsın ki yani? Niye alsın? Niye çalsın? Ya bu zaten bilindik bir şey yani. İddiasız bir şarkı zaten. Ahmet Kaya'yı küçümsemiyorum ama yani Adel'in tanıdığını bile sanmıyorum yani Ahmet Kaya'yı. Bırak çalmayı tanımıyordur bile. Bence. Biri İngiltere'de, biri Türkiye'de yani. Nasıl bilsin? Demek ki böyle şeylerle yüzleşebiliyorlar ya yaşlı sanatçılar. İstemeden yapabiliyorlar bence. Ben şey yapmaya, mahkemeye vermeye korkardım yani. Ya bunu düşünmüş olmalıdır yani bence. Yine Adel'in suçu çünkü basit yani. Gerek bile yoktu açıkçası bence. Hiç gerek yoktu. Koymasan daha iyi.
Kirletiyorsun yani Adel. Basit bu şarkı. Kirletiyorsun. Yetenekler nasıl sergilenir? Ama yani bu müzikal yetenek sergileme değil. Bu ses sergileme yani. Basit tutuyor. Yine çok basit tutuyor. Ama ses dev yani. O kadar basit tutuyor ki ses devleşiyor. Öyle bir durum var. Çünkü ses dev yani. Yani ne söylesem dev gibi bir durum var burada. Ne burada yani? Ne şimdi bu? Do what lovers do. Şimdi bu do what lovers do buradakiyle aynı mı yani? Peki ne oldu yine? Geçmişe dönmeyi özledik. Burada ne oldu? Kalbimi kapıda bırakacağım. Ne söylemeyeceğim. Yine kapıda bırakan daydreamer. Kullanabileceğim bir anı ver bana. Nasıl bir daha sevmezsem. Bu son gecemizse sarıl bana. Sanki yine veda ediyor. Yine veda ediyor. Yani vedalarla dolu bir albüm. Bir türlü ayrılamıyor yani hatta. Bence. Bir türlü kopamıyor. Bir daha asla sevmez. Nasıl biteceği önemli. Bir daha sevmeyebilirim. Aşk hepsi yine aşk şarkısı. Ama artık yani hepsi yine birbirine benziyorsa o zaman bunun ne anlamı var diye soruyorum Adel. Ne anlamı var yani? Hepsi birbirine benziyor. Ya dev gibi bir albüm ya da yerlerde bir albüm. Ya ikisinin arasında 25. Hello ve Send My Love gibi. Yani basit olması üzüyor yani. Hani Adel'den dev yani dev bir şeyler bekliyorsunuz. Evet dev ama balon gibi şarkılar da var yani. Angelo var burada. Üzüyorum. Yine country tınıları var. Yani Million Years Ago da biraz country tınıları. Basit yani. Basit country deyince aklıma basit geliyor. Değil. Çok basit şarkı ya. Ah Adel. En şeker, o en şeker. Hala Angelo'nun sesi. Basit. Evet, yine basit. Yine bunu en sona mı koymuştum? Yani mesela Tired çok farklıydı ya. Burada mesela yokken. Ama albüm yine çok değişik. Yani yine çok değişik. Aslında yine farklı burada. Yani çok farklı değil ama bir kendince bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Kendince bir farklı yani. Albümden biraz yine farklı. Bir country şarkısı gibi. Ama yine albüm yani. Hepsi çok basit. Hepsi albüm. Mesela 19, 21, 25 çok farklı birbirinden ve bu kadar basit tutup bu kadar farklı olmak. Yani basit farklı ya. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Angelo yani. Özverim çocuğuna özveriyor. Yani çocuğunu fedakarlıkla büyütüyor bu. Aşkınla duvarlarımı yıkabilirim. Adel'i hep kabuğuna çekilen, hep üzülen gördük. Ama Angelo ile beraber sana bakıyorum. Yüzünde bir şey var. Beni seviş şeklinde, evdeymişim gibi hissettiriyor. Sen benim hayatımsın, karanlığımsın, deliliğimsin. Umudumsun, umutsuzluğumsun. Sen benim her şeyimsin. Bir anne ve çocuğu, çocuğu için şarkı yazan. Çok yok arkadaşlar. O yüzden şarkının kıymetini bilelim. Bir annenin nasıl hissettiğini açıklıyor burada. Anne, mother. Ve anne olduğu da albüm açıkçası. Angelo'nun doğduğu
21'de tanıştık. Bir de evimiz, çocuğumuz oldu. Ve 30'a artık. Yani buradan 30'a geçiyoruz. Yani çocuğumuzun büyüdüğü, yani kendimizin büyüdüğü albüme doğru geçiyoruz. Burada doğuyor yani bu. Sanki albüm bu kadar zaten 11. Yine 11'de kalması. Şey yani basit yani sanki şey gibi ya 2015 değil de 2013'e kadar Angela ne zaman doğuyor? Yani Angela doğana kadar yazmış gibi diğerleri. Ah, değil. Albüm bu kadar. Yani bu da şeydi, boştu. Bu yine farklı yani. Konu olarak farklı. Enstrüman olarak yine farklı yani. Yine bırak artık şunu abi. Bırak gitsin ya. Bırakmak bu kadar zor mu yani? Yazdığım notu buldum. Yine Adel. Apaçık, yalın bir dille yine Adel. Yine ayrılık aslında 30'a yine. 30'a gidiyor yine bence. Soğuk. Doğruyu söyledi. Evet, devam. Şurayı tekrar duymalıyım. Ayrılık yani. Not yazıp ayrılıyor. Daireler çizerek gidiyorum. Adel hep aynı yerde dönüyor. Bırakamaz o değil yani. Ben de bırakamam olabilir. Bırakama gibi bir şey var. Türkçe tabii. Buna pek müsait değil. O mu bırakamaz, ben mi bırakamam? Kim bırakamaz Adel? Onu söylemeyeyim. Ben bırakamam diyor da. Bu oh, wow. Bu wow. Yani albümden farklı. Yatır beni ne tövbe yani. Yani yine uçurum var şarkının arasında. Farklı değil yani yine seksüel şarkılar yani I Miss You kıvamında. Işıkları kapat yatalım bu kadar. Yatır beni o resimleri hep yatarak yani onunla da bir şey olabilir yatarak. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Ama farklı yani. Ama yine albüm yani ve biraz mahrem bir albüm gibi. Seni hayal ederek geçiriyorum her saniye. Sen evrenimin en tepe noktası ve karanlığısın. Her parçadan sen birinciydin. Karanlıktaki bir şoksun. Yine aynı bak 21 gibi. 21 nasıl bir karakterse 25 de böyle bir karakter. Adele'in kendisi değil. Ama Adele'in etrafa gösterdiği Adele yani. Herkesin gördüğü Adele. Kendi suyunda bak. Beni neden seviyorsun ki? Bu suda bir şey olmalı. Derinlerde biliyorum. Beni hep geri götürüyorsun. Koşmalı mıyım, saklanmalı mıyım? Orada kötü şeyler oluyor aslında. Beni deli ediyor aşkın ama nedenini anlayamıyorum. Beni sevmeni istiyorum. Zaman nereye gidiyor? Zaman nerede? Her neyse ben kanıyorum. Doğru hissettiriyor. Evet, ilginç bir... Bu da 25 ilginç yani. Ben bu kadar...
Bilmiyordum ya bunları. Bak bitti. Yine 19'da bir anlatım vardı. 21'de yoktu bak. 25'te de yok. Yok anlatım yok. Yine parçalı dinleyebilirmişim yani. Bir anlatım yoktu. Albümün sonu yani bu da. Yani bu sen zirvede karanlıksın. Ben sana dönüp dönüp duracağım. Dönüp dönüp duracağım. Yine şehir kalmadı yani orada. Bir şehir kalmadı. Ya da hep Adel'in evi yani bu. Dönüp dönüp duruyor. Başka da bir şey yok. Bitti. Yani hiç değişmeyen şeyler var yani. Belki bu Hometown Glory, Someone Like You, Hello da olabilir o. Yani bu sefer en arkaya değil de ilk başa koymaya çalışmış da olabilir. Yine bu en güçlü, en romantik şarkı. Burada One and Only, yine Love the Dark. Bu beş değişmiyor ya. Yani albümün teması. Beşler. Tema yani. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Bu üç de hep bak. Hep mavi, hep perili. Hep hayaller içinde bir üç. Bu üç de değişmiyor. Bu Set Fire to Rain Again. Water Under the Bridge oldu. Al. Bu yani. En güçlüler bu. Diğerleri ötekiler albümü sallamış yani. Açıkçası. Yine buradaki dağılım yine buradakine benziyor ya. A25 o kadar apaçık ki. Adele'in şeyini öğreniyorsunuz yani. Bu her birinde yapmak istediğini görüyorsunuz apaçık bir şekilde. Aynı şey yani. Aynı hiç bu yani. Yine bunlarda da bunu yapıyor. Yine yani. Ama burada apaçık yani Adele'in apaçık yüzü. Adel. Yine 30'da söyleyeceğim ama 19 gibi şöyle değil. Ya da 21 gibi şöyle değil yani. Burada apaçık bir 25.